Evet arkadaşlar, şimdi söyleyeceklerimi lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Bildiğiniz üzere bu koronavirüs yüzünden Türkiye'de maskeler bedava dağıtılmaya başlandı. Yani Erdoğan paralı maske satışını yasakladı bildiğiniz gibi. Şu an Almanya'da kıytırık bir tane maske, yani kalitesiz çok dandik bir maske tanesi 5 eurodan satılıyor. 5 euro en adisi 5 euro. 30 euroya kadar değişik değişik maskeler var yani. Hiç taktığınız, yani ha takmışsınız ha takmamışsınız, böyle kağıttan dandik bir maske 5 euroya satılıyor şu anda. Ama Recep Tayyip Erdoğan yine işte şaşırtmadı bizi. Bilindiği gibi her şeyi bedava verdiği gibi, yani bunu da halkına bedava, hatta bedava da vermek yetmedi, bir de herkesin evine hizmet götürmeye başladı. Bir de PTT aracılığıyla evine kadar ulaştırıyor. Eğer ki şimdiki söyleyeceklerimden dolayı kusura bakmayın. Eğer ki yıl bugünkü 2020 yılı değil de 1999 yılı olsaydı, Cumhurbaşkanı olarak Erdoğan değil de Ecevit olsaydı, o kıçınızdaki o don var ya, onu kesip maske yapmak zorunda kalırdınız yani. Yani kusura bakmayın da bu bir gerçek yani. Donunuzu kesip maske yapmak zorunda kalırdınız. Allah'tan bir Erdoğan var ki bedava da veriyor. Her şeyi de zaten bedava verip her yaralının, her vücudunda yarası kanayanın yardımına koşup kanını durdurmak için yara bandı sarıp merhem sürdüğü için, hep de buna canı gönülden son suratla koşturduğu için yapmış olduğu iyilikler çabuk unutuluyor, görülmüyor ya da o yapmış olduğu iyilik ona ait değilmiş gibi, bunu mecbur yapması lazımmış gibi, yani yapması olmazmış gibi, yani onun göreviymiş ve mecburiymiş gibi cesine, hani bir annenin evladına bakması nasıl mecbur, büyütmesi mecbur, sokağa atmaz atamaz, senin evladın, tabii bakacaksın, tabii süt vereceksin, tabii altını değiştireceksin, sen yapmayacaksın da kim yapacak dermiş gibicesine, Erdoğan'ı böyle büyük bir sorumluluğu üzerine yıkılıyor. Arkasından bunu mecburiyetmiş gibi, mecburiyettenmiş gibi Erdoğan'a mal ediliyor. Tabii sanki bu ilk defa Erdoğan yani Cumhurbaşkanı oldu, Başbakan oldu. Ondan önce sanki hiçbir kimse Cumhurbaşkanı Başbakanlık yapmadı. Onların görevi değildi tabii. Onların görevi bankaları hortumlamak, halkı kazıklamak, kendi adamlarını her yere yerleştirmek, istediği kadar devleti zarar ettirmek, ondan sonra da günü doldu mu basıp gitmek. Onları hiçbirisi göz önünde bulundurmadı. Demirel gibi, İnönü gibi, ona benzer bir sürü Ecevit gibi. Ecevit'in bazı yapmış olduğu bir şeyler var belki. Yani yapmış gibi gözüküyor da o da zaten o kadar yapmadı zaten. O hani bir Kıbrıs harekatı diyorlar, o da zaten Erbakan'ın yüzünde sayesinde. Onu gerçekten bir araştırdığınız zaman onun altında da Erbakan çıkıyor zaten. Yani 99 yılıyla bugünü karşılaştırırsanız, o günkü depremde dünyadan toplanan paraları bilindiği gibi memurlara maaş olarak mecburi dağıtılmıştı. Depremzedelere verilmedi de memurlara verilmişti. Peki CHP'nin lideri diyorsunuz. Lider değil de CHP'nin koltuğunu zapt eden o şahıs Kemal Kılıçdaroğlu. Peki o ne yapıyor? Bundan 2-3 sene önceki yapmış olduğu açıklamaları eğer ki araştırırsanız, bir konuşmalarını, Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu şehir hastaneleri o gün eleştirmek adı altında televizyon programlarına çıkıp devletin parasını çarçur ediyor.
Devlet hazinesini yanlış yerde harcıyor. Bir ülkede bir sürü hastane var, bir sürü oda var ama hasta yok. O zaman o hastane neye yarar diye kendi açıklamaları var. Devletin parasını zayi ediyor. Bu milletin parasını boşuna harcıyor diye bir sürü bu konuşmaları, videosu, ses kayıtları var. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. Bunun arkasından da açıklamalarında ne söylüyor? Ülke yanlış yönetiliyor. Ülkenin hazinesi çarçur ediliyor. Böyle bir maliye bakanı olamaz. Böyle bir savurgan, cumhurbaşkanı, başbakan olamaz. Böyle ülke yönetilemez diye ülkeye kendince doğru, bizce yanlış muhalefet yapıyordu. Ama şimdi ne oldu? Bu koronavirüs sayesinde hastaneler tıklım tıklım dolmaya başlayınca, hatta ileride yetmeyeceğini düşünerekten sahra hastaneleri açılmaya başlayınca, bu sefer de ne demeye başladı? Tabii Avrupa, bak Avrupa'yı öne sürüyor. Avrupa'nın durumuna göre sağlık ve yatak, yoğun bakım, hastane ve sağlık çalışanları, doktor, hemşire gibi bunlarla kıyasladığımız zaman bizim ülkemiz Avrupa'nın çok gerisinde. Hiç sağlığa yatırım yapılmamış ki. Şuna bak, hastaneler bile artık yeterli değil. Yeterli medikament değil, ilaçlarımız yok. Yeterli yoğun bakım ünitelerimiz yok. Hastanemiz yeterli değil. Artık yetiştiremiyorsunuz. Böyle bir hükümet olamaz. Böyle bir yönetim olamaz. Böyle bir sağlık bakanı. Böyle sağlık bakanına laf edemiyor. Çünkü adam eve de gitmiyor çünkü. Allah'tan ona laf edemiyor. Onu nasıl yapıyor bilmiyorum da. Geçenlerde 2-3 gün önce haberlerde izlemişsinizdir. İstanbul'da hastanenin bir tanesinde koronavirüs teşhisi konmuş bir hastanın masrafları, tedavi ücreti 80 milyar civarında tuttu. 80 milyar civarı tutuyormuş. Bunu duyan hasta hemen hastaneyi değiştirmek zorunda kaldı. Daha sonra bu televizyonlara çıkınca Sağlık Bakanı hemen işe el attı ve dedi ki, ne koronavirüs sebebiyle hastaneye giden her hasta mecburi, zaruridir, özel değildir, hiçbir ücret ödemeyecektir dedi. Hemen el attılar. Hemen. Hemen bir problem oldu, hemen çözdüler. Çözüyorlar çünkü. Çözücü. CHP gibi öyle kulağını kapatıp vurdum duymaz. Bana ne, beni ne ilgilendirir? Soyan soysun, alan alsın gibicesinden değil, hemen çözdüler. Demek istediğim şu. Şundan hemen kıyaslayın. Sene 99 aynı olay yaşandı diyelim. Bir hastaneye gidiyorsunuz. 80 milyar, 70 milyar, 60 milyar size tedavi ücreti çıktı. Zaten o zaman hep 20, 30, 40, 50, 60'tı. Yani bu 80 milyarı biz duyunca ne yaptık? Oo dedik, gözümüzü büyüttük. Neden? Çünkü 80 milyonluk Türkiye'nin içerisinde böyle olaylar artık yaşanmadığı için, hastane ücreti artık 8 TL ödeyip muayene olduğumuz için, bu milyonda bir yaşandığı için, tek olduğu için, hani bir şey az olduğu zaman, tek olduğu zaman o göz bebeği olur. Yani bir şeyin icadı bir tane ise o her zaman el üstünde tutulur. O birinci ise herkesin gözü büyür. Oo, oo, vay be gibicesine. Ama bir şey çoksa, yoğunsa, ondan pazarda, çarşıda, her yerde bir sürü ise, elin attığın her yerde eline geliyorsa, ya onun hiç önemi yok ya, zaten sıradan bir şey ya gibicesine. Yani bir malın çoğunluğu onun kalitesini azaltır. Kimse dikkatini vermez. Bir mal azsa talep çok, rağbet çok olur. Tekse mal, herkes onun peşinden gider. Aynı antika gibi düşünün. Şimdi 80 milyarlık bir hastane ücretini o dedik, hemen devlet üstlendi. Artık bundan sonra ücret alınmıyor. Yıl 99'a gidelim. Bütün hastane masrafları şu anda SSK bunları karşılayabilecek durumda değil. SSK'nın yeterli ilaçları yok. Şu ilaç, bu ilaç, şu şurup, şu iğne, şu yatak, buradaki hastalar, SGK'dalar, SSK'dakiler, özeldekiler, doktordakiler, buradakiler, şunları ödeyemeyiz, bunları ödeyemeyiz, bu ödeneklerimiz olmaz. En azından emeklilere verilen ikramiyeler zaten olmazdı da, hadi oldu diyelim. Onları bu sene ödeyecek durumumuz yok. Onları bu sefer aktarmamız lazım ki ne? Sağlık çalışanlarına, sağlık medikamentler,
dezenfekte, maske falan filan, oksijen tüpleri falan filan bir sürü bahane. Yani CHP'de bahanem yok. Her şeye bahane bulur. Yani tatile gidip evlatlarımı ıskalamayacağım diyen bir insan ıskalayamazdım. Ben de onların babasıyım. Elazığ'a uğrayıp oradan da Elazığ depreminden tatile geçen bir insan. Evlatlarınız, madem evlatlarını ıskalamıyorsun o zaman git babalığını yap. Belediye başkanlığında ne işin var? Mesela. Neyse. Konuyu karıştırmayalım da yani ne ödüğü belirsiz kişilerle. 80 milyarı 90 yıl 99 olsaydı bugün ailenizden birisi koronavirüse yakalanmış olsun diyelim. 20 milyar, 40 milyar, 60 milyar, 80 milyar evini mi satacaktın? Tarlanı mı satacaksın? Arabanı mı satacaksın? Nereden bulacaksın parayı? Bugün yıl 99 olsaydı bunu yapmaya mecburdun. Şimdi Almanya'dayız biz. Koronavirüsünden azıcık bir böyle bir belirti gösterdiği zaman hastaneye gidemiyoruz. Hastane zaten almıyor. Hastane dolu diyor zaten de. Telefon açıyorsun. Aynı Türkiye'de 184 mi 187 mi öyle bir numara çıkardılar. Telefon açıyorsun. Onlar sana evinde muayene yapma taktiklerini söylüyor. Telefonda yardım ediyorlar. Eğer ki koronavirüs işaretleri hani belirtileri göstermişse sana gerekli ilaçları, gerekli yapman gereken hareketler, davranışları, yiyeceğini, içeceğini tek bir odaya kendini kapatacaksın. Kimse girmeyecek. Orada kendini muayene edeceksin yani kendi kendine. Ölümcül bir hastaysan, yoğun bakımlık, çok böyle yoğun bakımlık, çok bitkinsen, hani onlardan adam gönderiyorlar. O zaman bir test falan filan hani onu yaptırtırıyorsun. Test yapmak 250 euro onu da söyleyeyim. 250 euro test yaptırıyorsun. Çok ağırsan kalbin, böbreğin, ciğerin, büyük hastalıkların varsa onlar da kayıtlıysan yani bu hastalığı da kaldıramayacak durumdaysan mecbur kaldılarsa seni bir hastane herhangi bir hani yoğun bakım olmayan daha sonra hani doğumdur şudur budur ondan sonra yoğun bakıma çevirmiş oldukları bazı bakım evleri falan filan yaptıkları yeri varsa oraya alıp seni oksijene bağlama mecburiyetinde bulunuyorlar. Ölümcülsen, öleceksen yani ölmüşsen. Yoksa mı evde kendi kendine tedavi ediyorsun. Yapacak bir şey yok. Ve test yapmak istiyorsun. Kendine koronavirüs oldun mu olmadın mı diye testi soruyorsun. Test ücreti 250 euro arkadaşlar Almanya'da. Amerika'da da zaten duyduk haberlerde çok uçuk rakamlar istiyorlarmış. Almanya'da 250 euro. Haberiniz oldu mu? İsterseniz Almanya'da akrabanız varsa ya da bu işi yapan birisi varsa arayın sorun. 250 euro test parası yaptırırsa. Türkiye'de bedava.